Merhaba Mastermind izleyicileri. Bugün sizlerle evrende keşfedilen en büyük ve en gizemli kara deliklerden biri olan TON 618 hakkında derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Bu ilginç ve sıra dışı gök cismi hakkında daha fazla bilgi edinmek için hazır olun. Hadi şimdi bu derinliklere dalalım ve bu muazzam kara deliğin sırlarını keşfedelim. Kara delikler evrendeki en ikonik cisimlerdir. Onların akıl almaz varlıkları nesillerdir tartışılıyor ve günümüzün önde gelen bilim insanları tarafından da hala tartışılmaktadır. Günümüzde kara deliklerin var olduğunu artık biliyoruz ve bu sayede ikinci en önemli soruyu sormaya geçebiliyoruz. Arkalarında ya da içlerinde ne var? Ya da en büyük kara delik hangisi? Üzerinde hala çalışılmasına ve çok aşırı bilgi birikimimiz olmamasına rağmen TON 618 kara deliğinin ortaya koyduğu profil büyüleyici şekilde onun en büyük olduğunu bize şu an için ispatlıyor. Bir zamanlar bu radyo dalgaları kaynağı ve aşırı parlak gök cismi bir kuasar, yani evrendeki en parlak yıldızlardan sanılıyordu. Fakat bu parlak dev içinde daha fazlasını barındırıyordu ve bizi daha fazlası için araştırmaya zorluyordu. Hiçliğin içinde 10 milyar ışık yılı ötede duran bu cisim neydi? Zaten evrendeki her varoluş bizim sınırlarımızı zorlayarak daha ileriye gitmemiz için teşvik etmiyor muydu? TON 618'de bu varoluşlardan biriydi ve bizi daha fazlası için çağırıyordu. Kara delikleri anlamamıza, sınırlarını görmemize ya da ne oldukları hakkında daha fazla yorum yapmamıza açık çek sunuyordu. TON 618'in belki ileride daha başka bir açıklaması olabilir bizim için. Ancak o zamana kadar kendisi rekorları alt üst eden evrendeki en büyük kara delik olarak tanımlanmaya devam edecek. TON 618 evrenin bilinen en büyük kara deliklerinden biridir. Adını Güney Tepesi'ndeki Tonanzi Gökbilim İstasyonu'nun keşfettiği bölgeden almıştır. Bu devasa kara delik 66 milyar güneş kütlesine eşdeğer bir kütleye sahip. Hayal edin, tüm güneşin ağırlığının 66 milyar katı. Bunu daha iyi anlayabilmek için galaksimizin merkezindeki Sagittarius A kara deliğini ele alalım. Bu kara delik güneşimizin sadece 4.3 milyon katı büyüklüğündedir ve bütün galaksimizi çekim etkisinde tutmaya yetecek kadar bir etkiyi oluşturmaktadır. Yani galaksimizin çapının da yaklaşık 200 bin ışık yılı olduğunu düşünürsek, o zaman güneşimizin 4.3 milyon katı büyüklüğündeki kara deliğin 200 bin ışık yılı çapındaki galaksiyi etkisi altında bir arada tuttuğunu bir kez daha hatırlayıp ve akabinde TON 618'in güneşimize göre 4.3 milyon kat değil 66 milyar kat daha büyük olduğu gerçeğine odaklanırsak gerisini siz hayal edin. TON 618 evrenin bilinen en büyük kara deliklerinden biridir. Kendine has özellikleri ve büyüklüğüyle bilim insanlarını şaşırtan bu kozmik dev, evrenin gücünü ve derinliklerini temsil eder. TON 618'in boyutları gerçekten inanılmazdır. Yarıçapı yaklaşık olarak 260 milyar kilometre ve etkin yarıçapı 4 trilyon kilometredir. Bu, Güneş sistemindeki Plüton'dan bile daha büyük bir alana yayıldığı anlamına geliyor. Ayrıca muazzam bir hızla dönen bir akretisyon diski ile çevrilidir. Bu diskin içerisindeki gaz ve toz ısınarak büyük bir enerji salınımına yol açar. Güneşimizin kütlesinin milyarlarca katından daha büyük olan bu devasa kara delik evrende karşılaştığımız her şeyi gölgede bırakır. TON 618'in büyüklüğü ve kütlesi evrende bilinen diğer yıldız ve galaksilerle kıyaslandığında bile olağanüstüdür. TON 618'in en etkileyici özelliklerinden biri de ışıma gücüdür.
Bu ışıma gücü sayesinde ilk zamanlar kuasar zannedilmiş ve kara delik olduğu çok daha sonraları anlaşılmıştır. Yaklaşık olarak 10.37 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bu kara delik, gözlemlenebilen evrenin merkezine yakın konumdadır. Bu inanılmaz mesafelere rağmen oradan bizim görebileceğimiz, gözlemleyebileceğimiz şekilde parlamaktadır. Normal bir galaksideki süper kütleli kara delikler genellikle ışıma olarak 1 milyar güneşten daha az enerji yayarlar. Ancak TON 618 tam 140 trilyon güneş enerjisi yayar. Bu, yakın çevresindeki gaz ve tozun yoğun bir şekilde ısındığı ve parlak bir ışıma gösterdiği anlamına gelir. TON 618'in ışıltısı göz alıcı bir görüntüye sahiptir. Işığı uzak galaksilerde bile kolayca fark edilebilecek kadar parlaktır. Bu özelliği onun evrenin en parlak cismi haline de gelmesine sebep olur. Bu devasa kara delik yuttuğu maddeyi enerjiye dönüştürerek etrafını aydınlatır ve evrende eşsiz bir enerji kaynağıdır. Peki bir kara delik nasıl olur da evrenin en parlak cismi olabilir? Bu öncelikle sahip olduğu çekim gücünden kaynaklanıyor. Bu çekim gücüyle çevresindeki toz ve gaz bulutlarını kendisine çekerken yüksek ısı ve ışınımların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu durum TON 618'e inanılmaz alanlara yayıldığı için de çevresine evrenin en parlak görsellerini oluşturacak bir ışıma meydana getiriyor. Eğer daha önceki kara delik çalışmalarımızda yanılmıyorsak, ki şimdiye kadar çok yanılmış olduğumuzu söyleyemeyiz, bu kara deliğin olay ufkunu hesaplayabiliyoruz. Ortaya çıkan bu sonuç yine akıllara durgunluk getirecek düzeyde. Eğer hesaplamalarımız doğruysa olay ufkunun yarıçapı 260 milyar kilometre civarındadır. Ve bu büyüklük bizim güneş sistemimizin çapından bile büyük çıkmaktadır. Şu şekilde düşünün. TON 618 kara deliğinin olay ufku, yani ışığın dahi kaçamadığı ve bu nedenle ona siyah rengini veren sınırın yarıçapı bizim güneş sistemimizden daha büyük mesafeleri kapsıyor. Güneş sistemimizin çapının yaklaşık 300 milyar kilometre ve TON 618'in olay ufkunun çapının yaklaşık 500 milyar kilometre olduğu hesaplanıyor. Bu hesaplamaları yaptıktan sonra insanın aklına şu soru geliyor. Evrende bize ışıması 10 milyar ışık yılı öteden gelen bir kara delik nasıl oluyor da bu kadar büyük olabiliyor? Çünkü hesaplamalara göre büyük patlamadan yaklaşık 1-2 milyar yıl sonra ortaya çıkan bu kara deliğin inanılmaz derecede büyüklüklere ulaşması da akıl almıyor. Şunu da unutmamak lazım. Biz bu kara deliğin 10 milyar yıl önceki halini görüyoruz. Yani bu geçen 10 milyar yılda kara deliğin nasıl bir duruma geldiğini ne yazık ki göremiyoruz. Bu kara deliğin 10 milyar yıl önceki halini görebiliyoruz diye biraz önce size söyledim. Bilim insanları bu kadar genç olup da bu kadar büyük olan kara deliğin diğer kara deliklere göre kendi içine çöken yıldızlardan ziyade direkt kara delik olarak oluştuğunu ve bu sebeple de çevresindeki gazları ve yıldızları patlama etkisiyle etrafa dağıtmadan direkt yutma eğilimine girdiğini ve bundan dolayı da bu kadar büyüklüğe ulaştığını öngörüyorlar. Elimizdeki mevcut verilerle yapabildiğimiz açıklamalar şu an için bu yönde. Ancak ileride daha kesin sonuçlara ulaştığımızda açıklamaların değişiklik göstermesi ya da detaylanması kaçınılmazdır. TON 618'in bu kadar büyük olması ve bu kadar güçlü bir ışıma yayması oluşumuyla ilgili bir gizemi de beraberinde getirir. Bilim insanları böyle bir devasa kara deliğin nasıl oluştuğunu tam olarak anlamaya çalışıyorlar. Ancak TON 618'in sırları henüz tam olarak çözülebilmiş değildir. Bilim insanları bu devasa kara deliğin nasıl oluştuğunu, nasıl bu kadar büyüdüğünü ve evrenin enerji dengesini nasıl etkilediğini anlamak için yoğun çaba harcamaktadır. TON 618'in içerisindeki maddenin nasıl yutulduğu
enerjiye dönüştüğü ve çevresine nasıl ışık saçtığı gibi konular hala daha fazla araştırmaya muhtaçtır. Muhtemelen süper kütleli yıldızların çarpışması ve birleşmesi sonucunda oluşmuş olabilir. Ancak tam bir açıklama henüz bulunamamıştır. Ton 618, evrende keşfedilen en büyük sırlardan biri olarak karşımıza durmaktadır. Bilim insanlarının çalışmaları ve gözlemleri bu gizemli gök cismi hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olmaktadır. Ton 618, evrenin derinliklerindeki keşif arzumuzu ve merakımızı besleyen bir gök cismidir. Ton 618, evrende karşılaşabileceğimiz en aşırı oluşumlardan biridir. Boyutları, kütlesi ve ışıma gücü ile sınırları zorlamaktadır. Bu devasa kara delik, evrenin derinliklerindeki sırları ve fizik kanunlarının nasıl işlediğini anlamamız için büyük bir fırsat sunar. Sonuç olarak, Ton 618 kara deliği, evrendeki en büyük ve en etkileyici oluşumlardan biridir. Boyutları, kütlesi ve ışıma gücü ile sınırları zorlamaktadır. Bilim insanları hala bu devasa kara deliğin oluşumu hakkında tam bir açıklama yapamasa da onun gizemini araştırmaya devam etmektedirler. Evrende keşfedildikçe daha da fazla hayranlık uyandıran oluşumlarla karşılaştığımız kesin. Umarım bu video Ton 618'in büyüklüğü ve etkileyiciliği hakkında size bir fikir vermiştir. Teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.